Merhaba arkadaşlar yeniden beraberiz. Yine sizlerle deneme sınavı çözüyoruz. Hemen ilk soruyla başlayalım. Baki'nin sanatıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar soru köküne dikkat edelim. Doğru olan ifadeyi bulacağız. Baki fuzuli kadar lirik bir şairdir. Hayır arkadaşlar. Baki'nin şiirlerinin başarısı konu orijinalliğinden çok söyleyiş güzelliğindedir. Soru işaretini bırakalım. Baki kasidede gazelden daha çok başarılı olmuştur. Hayır. Baki daha çok gazelleriyle bilinir. Baki münacat ve naat konulu kasideler söylememiştir arkadaşlar. Burada söylemiştir diyor. Bu da yanlış. E şıkkına bakalım. Baki'nin şiir dilinde halk söyleşlerine rastlanmaz. Tam tersi Baki mahalleleşme akımının öncülerindendir arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Geçiyorum ikinci sorumuza. Yukarıdaki beyitte altı çizili sözcüklerde hangi söz sanatı bulunur? Arkadaşlar kade, bade ve saki arasında anlam ilişkisi vardır. Arasında anlam ilişkisi bulunan sözcüklerin bulunduğu söz sanatına biz tenasüp diyoruz. İkinci soruma geçiyorum. Değişik bir soru. Yukarıdaki beyitte şiir ile düz yazı arasındaki farkı en iyi anlatan cümle hangisidir? Şimdi arkadaşlar ne demişiz? Burada düz yazıyla anlatılanlar çabuk unutulur ama şiir ağızdan ağza dolaştığı için kolay unutulmaz. Uzun yaşar. Bu ifadeye denk olacak. Hangi şıkkımızda var? Bakın C şıkkımıza baktığımız zaman Nesir çabuk unutulduğu halde şiirin ağızdan ağza dolaştığına demişiz. Biraz paragraf sorusu gibi olmuş bu sorumuz ama olsun güzel bir soru cevabımız C şıkkı. Dördüncü sorumuza bakalım. Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli hangisidir? Şimdi dörtlük dedi ne yaptım? Gazeli, kasideyi eledim. Kıtayı da eledim. Bunlar beyitlerden oluşuyor. Muhammed de beşli. Egeriye e kaldı? Murabba. Beşinci sorumuza bakalım. Bakın beşinci sorumuz zor. Zor bir soru. Yukarıdaki beyitte hangi söz sanatı kullanılmıştır? Arkadaşlar burada ey yüzü ay, sevgilinin yüzünü aya benzetiyor. Teşbih sanatı yapılmıştır. Geçelim zor sorumuzdan sonra kolay bir sorumuza. Moraller biraz düzelsin. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir dönemde verilmiştir? Burada arkadaşlar altını çizdiklerim. İntibah, Araba Sevdası, Sergüzeşt ve Felatun Bey ve Rakım Efendi bunlar tanzimat döneminde verilmiş eserler iken bir ölünün hatıra defteri Halit Ziya Uşaklıgil tarafından Servet-i Finun döneminde verilmiştir. Yedinci sorumuza bakalım. Yukarıda bilgileri verilen ve ilk psikolojik roman özelliği taşıyan bu eser hangisidir? Zaten ilk psikolojik roman dedi. Mehmet Rauf tarafından yazılmış. Fazla düşünmeye gerek yok. Cevabımız A şıkkı Eylül. 8. sorumuza bakalım. Aşağıdaki eserlerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nı anlatan eserlerden biri değildir? Cevabımız arkadaşlar E şıkkında bulunan Sabahattin Ali tarafından yazılan Değirman adlı eser. 9. sorumuza geçiyorum. Yukarıda bilgileri verilen bu tür aşağıdakilerden hangisidir? Burada dikkat edeceğiniz nokta arkadaşlar önemli araçlardan biri olan şakşak. Bakın bunu meddahla karıştırmayın. Meddah da bir elinde mendil diğerinde sopa bulunuyor arkadaşlar. Şak şak olduğu zaman da orta oyunu diyeceğiz. 10. soruma geçiyorum. Yine kolay sorulardan gidiyoruz. Yunus Emre'nin mesnevi tarzında ve aruz vezniyle kaleme aldığı nasihat namesi hangisidir? Tabii ki Risaletin Nusiye. 11. sorumuza geçiyorum. 11. sorumuzu daha önce paylaştım. arkadaş. yine yer vermek istedim. Kıldan köprü yaratmışsın. Gelsin kullar geçsin deyu. Hele biz şöyle duralım. Yiğit isen geçe tanrı şeklinde bir dörtlüğümüz var. Burada dini bir ifadeyle dalga geçilmiş gibi, tiye alınmış gibi bir söyleyiş hakim. Böyle eserlere biz şatiye diyoruz. 12. sorumuz boşluk doldurma sorusu. Gülistan adlı eserde yazar. Hazreti Adem'in yaratılışını hikaye etmiş. Çeşitli tasavvufi konuları ele almış ve vahd deti vücut düşüncesini işlemiş arkadaşlar. Kim bu sanatçımız? Kaygusuz aptal. 13. sorumuzda Sivas'ın Yıldızeli bağlı. Şimdi Sivas'ı gördük hemen Aşık Veysel'i işaretlemiyoruz arkadaşlar. Sorumuza devam edelim. Sivas'ın Yıldızeli kazasına bağlı Banas köyünde doğmuş. Onun şiirlerine, şiirlerinde dünya emellerinin peşinde koşan ve isyan eden ruhun değişik ihtiraslarını görmek mümkündür. Şiirlerinde Alevi bektaşi inanışlarını ağırlıklı olarak işlemiştir. Cevabımız Pir Sultan Abdal. 14. Sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi postmodern yazarların kullandığı tekniklerden biri değildir? Cevabımız Karavelli. Karavelli'nin alakası yoktur arkadaşlar. Halk edebiyatında görülen bir şey bu. Geçelim 15. Sorumuza. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bu sorularımız oldukça kolay oluyor. Beyaz Kale Orhan Pamuk, Parasız Yatılı Firuzan, Ruh Üşümesi Adalet Ağolu, Üç Başlı Ejderha, Arkadaşlar Leyla Erbil'e aittir. Biz Nazlı Eray yazmışız. Cevabımız değişik. 16. sorumuza bakalım arkadaşlar. 16. sorumuzda da göz, naz ve yüz sözcükleri bir şiirin sonunda bulunursa buradaki kafiye çeşidi hangisi olur? Tabii ki arkadaşlar şu z'ler yarım kafiye olarak karşımıza çıkar. 17. sorumuza bakıyoruz. Toplum büyük bir laboratuvar, insan deney konusu, sanatçının da bilgin sayıldığı akım hangisidir? Naturalizmdir. Özellikle laboratuvar sözcüğü arkadaşlar. Burada anahtar kelimemiz. 18. sorumuza bakalım. Fecrati'nin sanat ve edebiyat görüşünü ifade eden en net cümle hangisidir? Çok kolay yapabileceğiniz bir soru. Sanat şahsi ve muhteremdir. 19. soruma geçiyorum arkadaşlar. Bakın 19. sorumda oldukça kolay bir soru. Irık Bitik, Altın Yaruk ve 8 Yükmek gibi eserler hangi dönemde bulunur arkadaşlar? Şöyle yavaş yavaş işaretleyeceğim. Geliyorum. Uyguru işaretliyorum arkadaşlar. Size birazcık düşünme payı bırakmak istedim. Daha önce de paylaşmış olabilirim bilmiyorum ama paylaşmadığımı düşündüğüm için yer vermek istedim arkadaşlar bu soruya. Şimdi 80'e yakın denememiz oldu arkadaşlar. Haliyle hangi soruyu paylaştım, hangisini paylaşmadım birazcık da karıştırıyorum. Benzer sorular denk gelirse beni uyarırsanız sevinirim arkadaşlar. Bugünkü deneme sınavımız bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir deneme sınavında veya başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.